Ben Uygar Saral, Reader Teknoloji'nin kurucu ortağıyım. Reader Teknoloji Samsun'da şu anda ağırlıklı telefon üreten ama tüketici teknoloji ürünleri olan robot süpürge, tablet bilgisayar, laptop, elektrikli motor, LCD televizyon, akıllı saatler, akıllı çocuk saatleri, akıllı bileklikleri üreten bir teknoloji firması. Reader'ı 2009 yılında, bundan 13 sene önce eşimle birlikte biz ortak kurduk. Ve ilk e-kitap okuyucuyu yurt dışından getirip burada Reader, kendi ismini biz koyduk o şekilde. Markalayarak satmaya başladık. Daha sonra bu 13 yıllık yolculukta bizim için mihenk taşları 2012'de Turkcell'le birlikte yaptığımız 3G'li tablet. 2015 yılında Intel ile birlikte globalde yaptığımız Intel işlemcili tablet bilgisayarlar. Daha sonra 2018 yılında Çin'den stratejik ortaklık alıp Samsun'da ilk üretim tesisimizi kurup telefon üretmeye başladık. İlk ürettiğimiz telefon Türk Silahlı Kuvvetleri için F1 tuşlu telefonlardı. Bu süre zarfında Samsun'a geldikten sonra bir satış pazarlama firmasından önce bir üretim firmasına, sonra da geçen yıl Karadeniz bölgesindeki ilk yazılım Ar-Ge teknoloji merkezi unvanını alarak bir teknoloji geliştirme firmasına dönüştük. Son 2 yılda 400 kişiden fazla istihdam yaptık. Son 1 ayda da 150'nin üzerinde istihdam yaptık. Bunun dışında Reader'ın yanında kurduğu firmaları, bir tanesi Reader Mağazacılığın, şu anda son bir yıl içinde 32 ilde 44 tane aktif mağazası var. Alışveriş merkezleri içerisindeki konsept mağazalar bunlar. Onların da çok ciddi istihdama katkıları var. Onun dışında devam eden projelerin bu ay bitimiyle 42 ilde 60 mağazaya çıkıyoruz ve yıl sonunda 100 mağazayla tamamlayacağız. Bulunduğumuz alan son 2 yılda 1100 metrekareden 12.000 metrekareye genişledi. İçinde bulunduğumuz, şu anda konuştuğumuz yer aslında Samsun Üniversitesi'nin Ballıca kampüsü. Biz onun içerisinde telefon üretimi yapıyoruz. Devletle ortak geliştirdiğimiz projede 6600 metrekarelik eski tütün hangarlarını biz devletten çok uygun bir şekilde kiralayıp bunları dönüştürdük ve bir teknoloji üstüne çevirdik. Bunu çevirmemizle beraber hemen yanımızdaki 21 tane tütün hangarı da Cumhurbaşkanı imzasıyla 21 bin metrekare bir teknoparka dönüştürüldü. Dolayısıyla burada Samsun'da ciddi bir teknoloji hamlesinin paydaşı durumunda Reader. 11 bin metrekarede 44 mağazayla 600'ün üzerinde çalışanıyla Reader 13 yılın sonunda şu anda Türkiye'de %10 pazar payıyla en büyük 3. telefon markası, aynı zamanda Türkiye'de en çok telefon üreten marka. Bizim Reader'la ilgili hayalimiz hep Reader'la ilgili misyonumuzdan geliyor. Biz Reader'ı hep dünyadaki dijital dönüşümün bir kurumsal oyuncusu ve kurumsal oyuncu derken de, bir kurum derken de, bulunduğu toprakların kurumu, dolayısıyla o değerlere saygı duyan, o değerlerin yaşamasını sağlayan, o değerlerin yeşermesini sağlayan bir kurum olarak gördük. O dijital dönüşümün içerisinde de bu değerleriyle birlikte doğru aksiyonlar, doğru stratejiler, doğru yapılanmasıyla başarılı olacağına inandık ki o başarı bizi bugünlere getirdi. Onun da başarılı olduğunu görüyoruz. Donanım olarak yükseltirken kullanım olarak da belli bir paydada o mükemmel kompozisyonu yaratmak için Ar-Ge merkezimiz ve 50'nin üzerinde mühendisimizle birlikte her gün çalışıp tüketiciye ulaşılabilir teknolojiyi, ulaşılabilir bir telefonu piyasada bulunan en pahalı telefonun konforunda ulaştırmaya çalışıyoruz. Bence biz bunu %95 başardık.
uzun yıllar yurt dışında çalıştım. Çok büyük projelerde yer aldım. Oradan tanıdığım insanlarla geliştirdiğimiz şeyler de var. Onunla ilgili de küçücük bir ipucu verebilirim. Amerika'da Silikon Vadisi'ndeki Neuroscience ile ilgili çalışan bir teknoloji firması. Finlandiya'da Nokia'dan ayrılmış bir firma ve biz uzun zamandır bir proje üzerinde çalışıyoruz. Muhtemelen önümüzdeki yıl Barcelona'da bu projenin lansmanı yapılacak ve ben tahmin ediyorum ki ürün ilk çıktığında bir hafta içinde hem Elon Musk hem de Mark Zuckerberg o ürünü alıp masasına koyacak.